Herkese selamlar dostlar. 4 Ocak 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Öncelikle sesim biraz bozuk gelebilir. Gerçekten hastaydım. Yavaş yavaş iyileşiyorum. Hatta ayın 3'üne de video atamadım. Yazanlar da çok oldu Instagram'dan. Sağ olsunlar. Hasta olduğum için sesim biraz dediğim gibi bozuk gelebilir. Şimdiden kusura bakmayınız. İsterseniz direkt başlayalım. Çok uzun bir video çekmek istemiyorum. Skor yarışmasına baktığımız zaman da daha önceki Rangers Celtic maçını sormuştuk. 2-2 bitti. KG'si geldi. Deplasman 1.5 üstü geldi. Her şekilde kazandık. Skor bilen arkadaşımız Banko Analiz isimli arkadaşımız Instagram'dan yazarsa sevinirim. Katıl Telegram gruplarımıza ekleyelim. Maç skoru yarışması olarak sizlere Ankara gücü Galatasaray maçının skorunu sorduk. Sizce maç skoru ne olur? Bilen bir arkadaşımızı katıl Telegram gruplarımıza ekleyelim. Bol şanslar. Yüksek misle ne yaptık? Sizlere demiştim ki yüksek misle zaten kasa yönetimi de yapacağım. Bu kasa yönetimini nasıl yapacağım? Her önerdiğim yüksek misle bir fiyat yazacağım. Yani diyorum ki 1500 TL alın, 1500 TL alın şeklinde. Bu şekilde yüksek mislinin ay sonunda kazancını açıklayacağım. Zaten yüksek misliye dediğim gibi yüksek oynayanlar gelsin. Fiyatını da arttırdım zaten. 350 TL seviyesine çıkarttık. Yüksek mislinin de yüksek oynayanlar gelsin bu gruba. 2 tane yüksek misli önerdim. Sol tarafta Rangers Celtic maçına KG var. 1500 TL şeklinde önerdik. Başarılı oldu. Sağ tarafta yüksek misli Avrupa'ya baktığımız zaman da Brentford ve Marsilya maçlarına toplam gol 2.5 üst olarak zaten sizlere önermiştim YouTube'da. Yüksek misli olarak da toplam gol 1.5 üst olarak kaldım. Ona da 1500 TL şeklinde önerdim. Ay sonu dediğim gibi kasa yönetiminde ne kadar kar veya ne kadar zarar olduğunu açıklarız. Kupon odasına baktığımız zaman da sol tarafta gördüğünüz arkadaşlar günün kombinesiydi. Rangers Celtic maçına KG var dedik. Güzel bir şekilde geldi. Marsilya maçına da KG var dedik. Son dakika penaltı golüyle geldi. Geldi mi? Geldi. Ona bakalım. Güzel şekilde kazandık. Üstü geldi. KG'si geldi. Günün kombinesi kazandı. Sağda gördüğünüz 4.5 altında bir Ren galibiyetini 1.95 gibi oranından tekli önerdim. O da başarılı oldu. Ve NBA kuponumuz da başarılı oldu. Yeni bir NBA editörü aldım. Amerika'da yaşıyor bilginize. Yani NBA'de zaten son 2 tane kupon verdi. İkisi de geldi. Adam oralara daha hakim olduğu için artık daha ulusal çalışmaya devam edeceğiz sizler için. Geçtim bunu da. Açıklama kısmında herkes açık ve yorumlar kısmında herkes açık grubumuz var. 5127 kişi var şu an orada. Oraya da dün 2 tane canlı bahis attım. İkisi de başarılı oldu. Ara ara dediğim gibi canlı bahisleri atıyorum. Oraya da maç önü tercihler de atıyorum. Herkes açık grubumuza katılmayı unutmayın. Oradan da ekstra olarak sizleri kazandırmaya çalışıyoruz. Değerlendireceklere bol şanslar. Yorumlarda linki var. Geçtim bunu da. Canlı odasında dün neler yaptık? Dün yani her haliyle kazançlı bir gün oldu. Gerek canlılar olsun, gerek kuponlar olsun, yüksek misli, yüksek oran sistem odası her şekilde kazançlı bir gün olduğunu düşünüyorum ben. Canlılarda da gayet iyiydik. Lille maçını aldık, Ren maçını aldık. Zaten ben kendim aldım 2-3 tane. Hepsi geldi. O yüzden canlıda da maşallahımız var diyerekten de bunu da geçeyim sizlere. Sizlerden ricam videoyu atacağınız artı 300 seviyesinde like'dır. Yani hasta beni burada konuşturuyorsunuz. Ayıp oluyor. Like'lara abone olalım arkadaşlar. Su içip başlıyorum. Başlayalım. Kasımpaşa Alanya mücadelesi. Burada Kasımpaşa'yı favori görmüşler. Görülmesi gerekir miydi? Kadro kalite olarak birbirine denk takımlar olduğunu düşünüyorum ben burada. Şöyle ilk baktığımızda mücadelenin gollü geçebilecek gibi gözüküyor bence. Alanya'nın oynamış olduğu oyun bence zaten gollü geçmeye imkan ve defans hattı bence çok iyi değil. Özellikle sağ taraflarda Yusuf Özdemir'in ve Pereira gibi isimlerin de bekler olarak iyi bindirmesi. Geçen yaşta attığı golle zaten arkaya atılan uzun topla muazzam bir gol attı Yusuf Özdemir. Alanya'da dediğim gibi son dönemde iyice bir toparlandı. İyi futbol oynuyor. Fakat hala defanstan çıkıyor. Defanstan çıkması kalesine gol yemesine de şey oluyor. Hataları getiriyor defanstan çıkma. Manchester City değilsin sen. Ben burada idealden bir VAR tercihini aldım. Bir 35 gibi oranı var. KG var bence alınabilir diye düşünüyorum. Golle geçme ihtimali var. Onun yanına ben burada Kasımpaşa'nın Selçuk Hoca ile birlikte daha galibiyet alamadı hiçbir resmi maçında. Bir puan almasını bekliyorum. Bu puan almasını beklerken de şöyle yapalım diyorum ben burada. Kasımpaşa acaba galip gelir mi? Yüksek orandan sistem kuponlarınızı yapacağınıza da Kasımpaşa ilk galibiyetini Selçuk Hoca ile alır mı? Bence alma ihtimali de var bence. Ayrı bir futbol sergilerse maç sonu biri de ben burada yüksek orandan sistem kuponlarınızı eklemenizi öneririm. Şunu da söyleyeyim. KG var, MS1 kaç tercih yapıyorsun? Şöyle KG var zaten maçın ana tercihidir. Beklediğim skorda 2-1. Ona göre bir tercih yaptım yüksek oranıyla birlikte. Roma ile Bologna mücadelesi. Roma takımında yani ben şunu söylemek istiyorum. Roma takımı pozisyona girmekte hiç zorlanmayan takım. Hatta şöyle bir izlenimim var. Ne kadar doğru bilmiyorum açıkçası. Hiçbir istatistikleriye dayandırmıyorum bunu şu an. Yani bakmadım daha doğrusu. Ya Serie A'da en çok gol pozisyonunu kaçıran takım belki de Roma olabilir. Öyle söyleyeyim ben sizlere. İnanılmaz pozisyonlara giriyor. Dybala da takıma döndü zaten. Arjantin milli takımında az bir süre almıştı Dünya Kupası'nda. Abraham ve Zaniolo. Ya gerçekten ikisi inanılmaz pozisyonlar harcıyor. Ya bu ikisinden de gol gelebilir bu arada. Roma'nın genelde izlediğim kadarıyla şunu söyleyeyim ben sizlere. İlk yarılarda baskın bir futbol sergiliyor Roma takımı. Bu dediğim pozisyonlar da zaten çoğunu ilk yarıda kaçırıyor. Ben burada güzel bir yüksek oran aldım. Yani tarafına gitmeyelim burada kesinlikle Roma'nın. Ki Roma'ya ben kolay kolay güvenmem. Şöyle bir tercih aldım. Sizlerin de aklına yatabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Ben burada Roma'nın baskın bir futbol sergileyerek kendi evinde ilk yarıdan sadece bir golüne 1.58 gibi oran var. Dediğim gibi baskın bir futbol oynayan bir Roma takımı var. Ve gerçekten çok kaçıran bir Roma takımı var. Yani 4 tane net gol pozisyona girse bir tanesini atsa 1.58'i burada alırız diye düşünüyorum. İlk yarıdan değerlendirecekler. Bol şanslar. Evinde iyi başlamak isteyen bir Roma olur diye düşünüyorum ben. Bol şanslar. Galatasaray ile Ankara gücü mücadelesi. Galatasaray kendi evinde bildiğiniz üzere bir derbi maçı var. Kadıköy derbisi var. Kadıköy derbisi öncesi Galatasaray kendi evinde puan kaybeder mi? Soru işareti. Yani şöyle %80'lik duruma baktığımız zaman da kaybetmez gibi duruyor. Icardi'nin bir sakatlığı var. Bu maçta da olmayacak muhtemelen. Ama Fenerbahçe maçına yetiştirilmeye çalışıyor. Ben burada Galatasaray'ın şunu da izlemişsinizdir. Zaten çoğunuz Galatasaray maçını da takip ediyordur. Takım zaten Türk takımı olduğu için. Galatasaray takımı inanılmaz pozisyonlara giriyor. Fakat gerçekten bitiremiyor. 4-5 tane yani her maç bir devrede 4-5 tane gol pozisyonuna giren bir takım var Galatasaray. Maç genelinde 7-8 tane güzel net böyle gol pozisyonuna girebilen takımlardan bir tanesi. Bireysel yetenekleri de kullanıyor fakat ileride bazı bencil hareketlerden dolayı biraz daha akıllı mantıklı oynasalar çok daha gollü geçebilir bence maçları. Ben burada idealden Galatasaray'ın atacağı 2 golü önerebilirim sizlere. 1.32 gibi oranı var zaten. Çok fazla bir oran açmamışlar Galatasaray'ın atacağı 2 gole. Kendi evinde gayet normal. Ankara gücü de iyi bir takım. Ankara gücü de gol atabilir mi? Bence atabilir. Ben bir de yüksek oran ile birlikte şöyle bir şey önermek istiyorum. 2.5 üstüne 1 yaparsanız 1.76'ya kadar da oran çıkartmış olursunuz. Ben zaten Galatasaray'dan 2 gol bekliyorum. Doğru mu? 3. golü de belki beklersiniz. Veya Ankara gücü de bir tane destek verebilirse ki destek verebilecek güçte bir takım olduğunu düşünüyorum. 2.5 üstüne 1'in de oranı 1.76. Bunu da değerlendirmeye alabilirsiniz diyerekten de geçeyim. Diğer mücadelem Fiorentina Monza maçı. Fiorentina'nın ben şöyle son 4 maçını falan iyi bir değerlendirme altına almışımdır. KG'sini aldım, EV3 üstünü aldım, Avrupa'da değerlendirdim. Fiorentina inanılmaz bir çıkış yakaladı özellikle şu son dönemlerde. Fakat işte nasıl başlayacak bu önemli. Dünya Kupası sonrası güzel bir başlangıç yapar mı Fiorentina? Ben yapabilme ihtimalini düşünüyorum açıkçası. Ben burada Fiorentina'nın yanındayım. İyi bıraktım ve kazançta çok kazandığımız bir Fiorentina vardı. Bir de yine kazandırır mı diye düşündüğüm zaman da konuşmayı unutmuşum bakın. İnsan bir hasta olunca gerçekten. Ev sahibinin atacağı 2 gol 1.60 gibi oran var. Maçın zaten beklenen skorunu söyleyeyim ben sizlere. 2-1'lik bir Fiorentina galibiyeti bekleniyor. O yüzden ben burada Fiorentina'nın atacağı 2 gole güveniyorum. Özellikle Fiorentina takımında İkone. Bu elemana dikkat edin. Lille'de oynuyordu zaten. Bireysel anlamda hem adam eksiltebiliyor hem de rakipleri forvet hattını Jovic oynayacak muhtemelen. Pozisyonları sokabilen oyunculardan bir tanesi. Özellikle zaten İkone'ye dikkat etmeniz yeterli. Keyif alırsınız. Bakın bu çok zor bir maç olduğunu düşünüyorum. Ben mücadeleyin Southampton'la Nottingham Forest mücadelesi. Tercihim belki siktirlen diyebilirsiniz. Öyle bir tercih. Ama güzel izlenim. Yani izlediğim için söyleyebiliyorum rahatlıkla. Bakın. Deplasmanda Nottingham Forest kaç gol atmış? 8 tane deplasman maçı oynamış Nottingham Forest takımı. 1 gol atıp 22 tane gol yemiş. Deplasmanda oynadığı maçlarda -21 averajı var. Gördünüz değil mi? Ben diyorum ki bu deplasman Nottingham Forest gol atar. Son izlediğim Chelsea maçı vardı. Chelsea Nottingham Forest mücadelesi vardı. O maçın da canlısını yaptık. Maç önüsünü yaptık. Kazandık zaten. Mevzu o değil. Burada Chelsea maçında iyi bir görüntü veren bir Forest takımı vardı. Deplasmanda oynayacak. Southampton basacak. Basan takımlara karşı Chelsea'ye bile hızlı çıkışlarda pozisyon buldu. Ben 3 tane net gol pozisyona girmesini bekliyorum Forrest'ın. Bunlardan bir tanesini gol yaparsa sizlere idealden 1.32 kazandırır. Nerede deplasmanın gol atacağı? Bak oran da açmamışlar. 1.32 açmışlar. Rakip de biraz kısmen zayıf ya. Benim öncelikli tercihim burada Forrest'ın atacağı bir gol. Onun dışında yine Southampton'dan da gol beklenebilir mi? Beklenebilir. KG var da burada 1.63'ten de yükseltebilirsiniz. Ama dediğim gibi öncelikli bahsim deplasmanın atacağı bir gol. Inter-Napoli mücadelesi. Yine güzel maçlardan bir tanesi olacaktır. Maçın indeks beklentisi 1-1'lik bir skor arkadaşlar. 1-1 gibi bir skor bekleniyor. Herhangi bir sakat veya eksiklik var mı diye baktığım zaman da şöyle kadroya Osimhen, Kvara, Politano gibi isimler zaten oynayacak. Zielinski, Lobotka, Anguissa gibi isimler de olacak. Zeko, Lukaku gözüküyor. Martinez kesik yemiş sanırım ama sakatlığı gözükmüyor. Her iki takımda neredeyse tam kadro. Öncelikli olarak ben her iki takımın birbirine gol atmasını bekliyorum zaten. KG var olarak aldım. Mücadelenin de beklenti doğrultusunda 1-1 gibi sonuçlanmasını bekliyorum. KG var idealden aldık zaten. 2-3 gol tercihini de burada yüksek orandan neden olmasın diyorum. 1.86 da bunun oranı var. Mücadele bence 1-1. Belki biri atarsa 2-1 kazanabilir gibi geliyor ama öncelikli tercihim ve daha yakın olduğum tercih 1-1 bitmesi yönünde değerlendirecekler. Bol şanslar. İdealden var alıp geçin ama bu maça. Toplamda 6 maçım vardı. İdeallerinden, yüksek oranlarından bahsetmeye çalıştım. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Yarına video atmaya çalışırım. Şöyle güzel bir like gelsin ama. Yani beni motive etsin. Herkese bol şanslar. Seviliyorsunuz.